çalışmıyor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد bizlere hidayeti lütfeden doğru yolu gösteren sevdiklerini sevdiren buğz ettiklerine buğz ettiren, kainatın sahibi, din gününün maliki, Yüce Mevla'ya sonsuz defa hamdü senalar olsun. Alemlerin efendisi, kainatın sultanı, peygamberlerin imamı, Muhammed Mustafa'ya ve her sözlerine anam babam sana feda olsun ya Resulallah diye başlayan güzide dostlarına, salihlere salat ve selam olsun. Rabbim bizi bu dünyada da ahirette de Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın salihlerin izinden, peşinden, dizinin dibinden ayırmasın. Kendi yolunda koştursun, kendi uğrunda coştursun, gönlümüzü kendi yoluna akıtsın, düşmanlarına düşman, dostlarına dost eylesin. Allah Celle Celaluhu niyetlerinizi kabul eylesin. Sayenizi meşgul eylesin. Birinizi bin eylesin. Rabbim özellikle Gazze'de bulunan o kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun. O masum bebeklerin hesabını dünya olarak özellikle Müslümanlar olarak hiçbirimiz veremeyiz. Ama onlar o imtihanı o kadar güzel atlatıyorlar ki bize insanlık dersi veriyorlar. Bize samimiyetin dersini veriyorlar. Dünyada adaletin kalmadığını bütün dünyaya gösterdiler. Demokrasinin yalan olduğunu, insan haklarının üçkağıtçılık olduğunu, devletlerin geçen de gördüğünüz gibi defalarca alkışladılar o katili Amerika'da. Allah'ın laneti onların üzerine olsun. Allah Celle Celaluhu o umduklarını vermesin onlara. Muhammed Raşid Kuddise Sırrı Hazretleri'nin zamanında söylediği gibi gün gelir Sovyetlerin başına başında ben olan biri gelir. Sonra Sovyetler yıkılır. Gün gelir Amerika'nın başına sarı kafalı bir adam gelir. 8 sene hüküm sürer. Ondan sonra Amerika'da yıkılır. Allah onları kahru perişan eylesin. Allah bu millete aziz eylesin. Bu millete en büyük şeref İslam dinine hizmetkar olmasıydı. Biz bütün şerefi İslam'la bulduk. Ve elhamdülillah sahabe-i kiramdan sonra tabi'in, tebe-i tabi'in o 3 nesili çıkalım. Onlardan sonra İslam'a en fazla hizmet eden bir millet olduk, bir coğrafya olduk. Rabbim tekrardan o günlere dönmeyi nasip eylesin. Gavs Hazretleri darbenin akabinde Kasr-ı Arifan'a gelmişti. Hatırlarsanız 15 Temmuz'da darbe olmuş, 18 Temmuz'du. Yanlış hatırlamıyorsam bileti vardı, hiç de iptal etmemişti. Kasr-ı Arifan'a geldiğinde ben 2 farklı kişiden bizzat duyanlardan duydum ki ikisi de birbirini tanımıyor. O nöbetlerin tutulmaya başladığı dönemde ne olacak? Her şey karma karışık. Gavsımızdan dua istiyorlar. Gavsımız da diyor inşallah Türkiye Osmanlı'dan da Selçuklu'dan da daha güçlü olacak. İnşallah Rabbim bunu nasip eylesin. Rabbim bizlere görmeyi de nasip eylesin. Çocuklarımızı, nesillerimizi de şuurlu eylesin.
onları şuurlu şekilde yetiştirmeyi nasip eylesin. Ahir zaman yaklaştı. Muhammed Raşid Kudüs'e Sırrı Hazretlerinin buyurduğu gibi sonun sonundayız. Zaten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kainatın sigortasıydı tabiri caizse. Çünkü Allah-u Teala sen onların içindeyken onlara azap edecek değiliz buyurmuştu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra kıyamet her an, her zaman kopmaya hazır. Kıyametin bütün küçük alametleri tekamül sürecinde. Büyük alametlerinden hiçbiri başlamadı. Ama Allah-u Alem çok yakındır. Fakat hadiste de geçtiği gibi büyük alametler başlayınca hepsi peş peşe gelir diyor Peygamber Aleyhisselam. Küçük alametleri de biz zaman geçtikçe daha iyi anlıyoruz. Mesela küçük alametlerden bahsederken bir seferinde buyuruyor, çobanların yüksek bina yapmada birbiriyle yarışması. Biz eskiden bu hadisi duyduğumuzda bir çoban İstanbul'a gelmiş, 3-4 katlı bina yapmış, aha bu kıyametin alameti gibi algılardık. Ta ki Dubai açığa çıkana kadar. Ta ki Katar, Suudi Arabistan artık yüksek bina yapmada öyle yarışıyorlar ki birbirleriyle, yüksekliğe çıkamayacağını düşününce artık yatay gökdelene geçtiler. Adaletin kalkması, zinanın yaygınlaşması, içkinin yaygınlaşması, hayasızlığın artması gibi kıyametin küçük alametlerine baktığımızda hepsinin neredeyse tekamülünün bile tamamlanmakta olduğunu görüyoruz. Belli ki dünyanın çivisi koptu, rahmetli Seyyid-i Molla Metin Gavsımızın ilk müezzini buyurmuştu. Bir ara dediler ki Mehdi gelecek. Ben de dedi o zaman taksi şoförlüğü yapıyordum. Zaten Mehdi gelecek dedim. Bıraktım dedi her şeyi. Günlerden bir gün bir hocamla karşılaştık. Dedi ki dedi Metin, bir tavuğun boynunu kesince tavuk ne kadar sürede can veriyor? Ben de dedim bir dakika, iki dakika. Dedi ki bak oğlum, dünyanın da eğer boğazı kesilmişse onun o tavuğun bir iki dakikası gibi, onun o çırpınışı, bu dünyanın çırpınışı, seni de bu dünyadan götürür, beni de götürür, çocuklarımızı da götürür. Daha zaman var. Onu dedikten sonra dedi, ben bıraktım, ilme başladım. Evet, sanki dünyanın başı koptu, dünya şu an çırpınışta, o çırpınışları yaşıyoruz. Ve zaman her geçen gün daha da bozuluyor. Zaman bozulmaz ama mecaz anlamda kullanılıyor biliyorsunuz. Zaman her geçen gün daha da bozuluyor. Artık evlatlarımıza sahip çıkamayacak hale geliyoruz. Evlatlarımızla bizim aramızda bir jenerasyon farkı var. Artık biz onları tam olarak anlayamıyoruz. Babamızı daha iyi anlar hale geldik bizden önceki nesle. Ki onlar bize derlerdi, siz zorluk çekmediniz, siz hiçbir şey bilmiyorsunuz diye. Şimdi yeni nesil öyle bir şeytanın ve nefsin her taraftan kendilerine hitap edeceği, her taraftan kendilerini çektiği öyle bir çukura çekiliyorlar ki ve bunun da maalesef önüne geçmek imkansız denecek kadar zor. Şunun altını çizerek söyleyeyim. Bundan sonra bütün dünyada gençlere, insanlara yaptıracakları bütün kötülükleri şu iki başlık altında yapacaklar. İklim değişikliği ve özgürlük. Eğer birilerinin söylediği şey sizin itikadınıza dokunuyorsa ya da cebinize dokunuyorsa, o durumda çok dikkatli davranmak artık zaten farzdı, şimdi çok daha farz. Söylenilen herhangi bir şey sizin itikadınıza ya da cebinize dokunuyorsa orada bir durun, orada bir artık iki kere değil dört kere düşünün. Bütün pislikleri özgürlük adı altında yapacaklar. Gençlere de sürekli bunu aşılıyorlar. Bütün sosyal medyada
Düşünün artık 5 saniyeden fazla video bakamaz hale geldik. Hızlı hızlı, hızlı hızlı o ara geçişlerde onların zihinlerine dokunuyorlar. Çünkü kalp göz ve kulaktan faydalanır. Gözün gördüğünü alır kalp, kulağın duyduğunu alır. Ve sen bu gözünle gördüğün, kulağınla duyduğun şeyi gönlüne atarsın. İçine atarsın. Bilgi havuzuna atarsın. Sonra orada o bilgiler toplanır, toplanır, yavaş yavaş sende itikat oluşturur, düşünce oluşturur. Maalesef gençlerimiz bu halde. Ve özgürlük öyle bir ifade ki, insanın direkt böyle bam teline dokunan bir ifade. Çünkü hepimiz özgür olmayı isteriz. Bu zaten bizim fıtratımızda olan bir şey. Hatta o kadar özgür olmayı isteriz ki, Allah Celle Celaluhu'nun emrine karşı çıkacak kadar. O yapma demiş olmasına rağmen onun sözünü dinlemeyerek yapmaya varana kadar özgürlüğü istiyoruz. Yap dediği şeyi yapmamaya, yapma dediği şeyi yapmaya. Bizim içimizde var bu. Bizim fıtratımızda var bu. Çünkü Yüce Mevla bizi kainatın içerisinde diğer varlıkların arasından seçti ve bize cüz'i irade denilen, akıl denilen bir özellik verdi. O cüz'i iradeyle istediğimizi yapabiliyoruz. Seçme hakkı, seçiyorsun, istediğini yapmakta serbestsin. Ve Yüce Mevla normal şartlarda buna karışmıyor. Mesela sen niçin bugün buradasın? Cevap, istediğin için buradasın. Meyhanedeki neden şu an orada? O da oraya gitmeyi istediği için orada. Sen istediğin için oluyor bu. İstiyorsan teheccüde kalkarsın, istiyorsan 5 vakit namazını kılarsın, istiyorsan açılırsın, istiyorsan kapanırsın. Açıldın diye bir anda Yüce Allah çarpmaz. Namazı terk ettin diye de bir anda çarpmaz. Yüce Allah hiçbir suçlunun suçunu ilk anda açığa çıkarmaz. Karışmıyor bize. Neyi istiyorsan onu yapabilirsin. İstersen Allahu Teala'ya koş, istersen şeytanın dostu ol. Sadece senin aklına hitap ediyor, gönlüne hitap ediyor Yüce Mevla. Bütün kitaplar, bütün peygamberler bunu anlattı. Ve o özgürlüğümüzü bastırabilmek, bunun bir formülü olmalıydı. Ben bu özgürlüğümü, özgür irademi öyle bir iradeye bağlayayım ki, o bağladığım iradeyle beraber o bana ne derse onu yapayım. Sahabeler peygamberlerine karşı böyleydiler. O yüzden ne olsa böyle diyordular. Allah ve Resulü bilir. Her soru sorduklarında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sürekli bunu dediler. Biz irademizi senin iradene teslim ettik dediler. Ben bu tercih hakkımı senden yana kullandım ve ben buna iman ettim. Aklım, gönlüm kabul etse de etmese de sen ne dediysen ben senin dediğini tasdik ediyorum. Buna iman ettim dediler. Bu da aslında bir özgürlük. İstese teslim etmeyebilir. O da onun tercihiydi. Bizler şunu çok iyi bilelim. Allah yolundan Allah muhafaza saptık, başka yollara düştük. Bir anda maymuna dönmeyeceğiz. Başımıza bir sürü bela gelmeyecek. Belki tam tersine şeytanın yoluna gittiğimizde bir bakacaksın ki yolun açılıyor. Eğer Allah Celle Celaluhu'nun yoluna döndüğünde yolun açılıyorsa o takdirde bunda güzel bir müjde var. Şeytanın yoluna gittiğinde o yol açılıyorsa onda da büyük bir tehlike var. Yüce Mevla bizi tamamen serbest bıraktı. Ben istesem sana zulmederim, sen istersen benim arkamdan çekiştirirsin.
İstersen sen bana zulmedebilirsin. İstersem sana iftira atabilirim. Sen de bana iftira atabilirsin. Hatta bu iftirayı senin attığın açığa da çıkmaz. Sen ne yapmak istiyorsan yap, serbestsin. İnne sa'yakum leşette. Hepinizin sa'yı farklı farklıdır. Çalışması, gayreti farklı farklıdır. Kimisi cennet yolunda sa'y eder, koşturur. Kimisi cehennem yolunda sa'y eder, koşturur. Allah Celle Celaluhu kendi yolunda koşturanlardan eylesin. Ve bütün Yüce Mevla'nın insanları uyarmak için gönderdiği peygamberler ve peygamberlerden sonra da Efendimiz Aleyhisselam son peygamber olduğu için onun yolundan giden kamil mürşitler her zaman sıkıntılarla karşı karşıya kalmışlardır. Bir tek Süleyman Aleyhisselam biraz farklı. O da Hazreti Davud'dan, onun oğlu biliyorsunuz. Hazreti Davud ve katale Davudu Calut'e. Davud Calut'u öldürdü. Calut düşmanların reisiydi. Onu Hazreti Davud öldürdü ve kayınpederinden kendisine bir krallık kaldı ve oradan da Hazreti Süleyman'a geçti. O yüzden her peygambere de hesap sorulacağı için alimlerimiz bir kısmı böyle der. Peygamberler arasında cennete en son girecek Hazreti Süleyman, çünkü hesabı uzun sürecek. Çünkü bir sürü mal var, mülk var. Hesabı uzun süreceğinden geç girecek diğer peygamberlere nispeten. Onun dışında peygamberlerin hayatına baktığımızda hepsi sıkıntı içerisinde. Allah Resulü Aleyhisselam son peygamber, ondan sonra peygamber gelmeyecek. Çünkü Yüce Mevla'nın peygamber gönderirken de bir adetullahı var. Şu şekilde işliyor. Normal şartlarda Allahu Teala peygamberi bir kavme gönderiyor, bir topluluğa. Şayet o topluluk içerisinde peygamberin söylediğini olduğu gibi aktaran birileri varsa Allahu Teala yeniden peygamber göndermiyor. Çünkü hidayeti veren Yüce Mevla. Peygamber de anlatsa, peygamberin anlattığını bir başkası da anlatsa, o takdirde hidayet nasip olacak sonra direkt ondan işittikleriyle hidayete gelebiliyor. O yüzden peygambere gerek kalmıyor. Ama ne zaman ki Yüce Allah'ın gönderdiği peygamberin, o peygamberle gelen din değişmeye başlıyor, bozuluyor, İstesen de doğruya ulaşabilecek bir bilgi yok, o zaman Yüce Mevla yeni bir peygamber gönderiyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra doğru ve gerçek bilgi kıyamete kadar devam edeceği için o adetullah'a göre de zaten peygambere gerek kalmıyor. Fakat peygamberden sonra onun anlattığını, onun yolundan giden hakiki alimler bu ümmette geçmişte de vardı, bugün de var, kıyamete kadar da devam edecek. Ve bu peygamber aleyhisselamın hani belli bir mucizesi yok. Her peygamber bir mucizeyle aşağı yukarı özdeşleşmiştir. Mesela tufan dediğinde işte Hazreti Nuh dersin. Asa dediğinde Hazreti Musa dersin. İşte Yunus balığı dersin. Hazreti Salih'in devesi dersin. Hazreti İsa işte ölüleri diriltmesi dersin. Peygamber Aleyhisselam'ın diğer peygamberlerden ayıran en büyük özellik nedir sizce diye Abdülhakim Arvasi Hazretlerine sorduklarında mübarek şöyle düşünüyor. Beşeriyeti diyor. Bizim gibiydi diyor. Babaydı, dedeydi. Camide imamdı. Devletin başındaydı. Eşti. Evladını kaybetti, evlatlarını kaybetti hatta. Eşini kaybetti. Yetim büyüdü.
Hani Peygamber Aleyhisselam'ı direkt şu mucize onun mucizesidir diye özdeşleştirmiyorsun. Bizim gibi biri. Peygamber Aleyhisselam'a sahabeden biri soruyor, diyor ki ya Resulallah seni çok seviyorum diyor. Peygamber Aleyhisselam ne söylediğine dön de bir bak diyor. Sonra kalbini tekrardan kontrol ediyor. Çok seviyorum diyor sizi. Ne söylediğine dön de bir bak diyor. Sonra bir daha kontrol ediyor kendini ve diyor ki ben sizi çok seviyorum. O halde senin üstünde giden saman çöpünden daha hızlı gelecek bela ve musibetlere hazır ol diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmek bedel ister. Herkes Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı sever bir mümin, bir Müslüman olarak. Ama herkesin ona olan sevgisi bir değildir. Onun aşıkları vardır. Peygamber Aleyhisselam'ın ismi geçtiği zaman burnunun direği sızlayanlar vardır. O böyle yaptı diye ben de öyle yapacağım diye her türlü sıkıntıya göğüs gerenler vardır. Herkesin ona yakini bir değildir. Medine'ye hiç gitmemiş biriyle Medine'ye gitmiş kişinin bile yakınında farklılık olur. Ve bizim Sadat-ı Kiram'da da bu çileyi, bu derdi, bu musibetleri sürekli görüyorsun. Her bir Sadat'ın hayatı ibretle dolu, imtihanlarla dolu ama biz özellikle Abdülhakim el-Hüseyni Hazretlerinden başlarsak, Ahmedül Haznevi Hazretlerinin yanından ayrılırken Ahmedül Haznevi Hazretleri diyor ki Abdülhakim bizde ne varsa aldı götürdü. Keşke dönüp baksa da bize de bir şeyler kalsa diyor. Nispeti kastediyor. Abdülhakim el-Hüseyni Hazretleri biraz ilerliyor. Şöyle geri dönüp bakıyor. Ahmedül Haznevi Hazretleri buyuruyor ki elhamdülillah bu kapıda devam edecek. Şu an o dergâhta devam ediyor. O bakıştan kalan nispetle. Hakiki bir mürşidin nazarının nasıl şifa olduğunu şu mentibeyle size kısaca nakledeyim. Muhammed Raşid Hazretleri'nin ahiret kardeşi Seyyid Muhammed Ali vardı. Bizzat kendisinden dinledim. Dedi ki o zaman köyü de söyledi, isimleri de söyledi ama ta sene 94-95'te bahsetmişti, unuttum. Bir tane şeyh vardı dedi. Eşi şeyhe dedi ki efendi sen vefat ettikten sonra bu dergahın bacası tütmeyecek. Yanına senden sonra bir halife bırakmadım. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok mu dedi. Bu dergah kapanacak. Sadaka-i cariyemiz bitecek. Dergah kapanacak. O da demiş ki dedi söyle oğluna sabah namazından sonra sohbet ederken dergahta dergahın camından baksın. Söyle oğluna dediğine göre diyor aralarında biraz bir soğukluk var. Diyor ki sabah namazından sonra dergahta sohbete başlamış mübarek sohbet ediyor. Oğlu da cama gelmiş annesinin zoruyla 10 dakika, 20 dakika, yarım saat, 40 dakika mübarek o nispetin gelmesini bekliyor. Oğlu da yeter diyor işte annem söyledi git dinle dedi ben de işte dinledim söyleneni yerine getirmiş oldum diyor. Oradan ayrılıyor. O arada sofiler de cezbeleniyor ara ara. Affedersiniz bir köpek cezbe sesini duyuyor. Camdan patilerini uzatıyor içeri bakıyor. Mübarek de evladı orada camda zannederek o anda gelmiş nispet dönüyor bir nazar ediyor cama. Köpek av diyor kendini geri atıyor. Diyor ki bu köpek o nazarı yedikten sonra
Bütün köpekler bu köpeğin yanına gelip de havlıyordu. Geliyorlar, kendilerini sürtüyordular köpeğe. Hem de böyle av 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 böyle ağlar gibi. Cezbelenir gibi o köpeğe sürtüyordular kendilerini. Sonra dedi bu köpek duramadı, başka köylere gitmeye başladı. Gittiği köydeki köpekler de bunun yanına gelmeye başladı. Hangi köye gitse köpekler peşine takılıyordu. Ve köpek yerinde duramıyordu, başka köye, başka köye. Sonra bir Allah dostu görmüş köpeğin o halini, demiş ki bu bir Allah dostunun güzel o nisbi nazarını almış. Sonra diyor o köpek öldü, öldükten sonra da köpeği gömdüler. Köylüler dediler ki bu mübarek bir köpek herhalde. İlginç olan şey şuydu dedi. Köpeği gömdükleri yere köpekler 7 sene boyunca geldiler dedi. İlginç bir şekilde de kabir diyeceğin olmuyor. Şimdi gömüldüğü yerin etrafında şöyle bir dönüyordu köpekler dedi. Şöyle bir dönüyordular hav 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 diye 7 sene bu böyle devam etti dedi. İşte Ahmedül Haznevi Hazretleri diyor ya, Abdülhakim dönse bize bir baksa da bu kapı devam etse dediği aynen böyle bir nazardan bahsediyor. Sonra Abdülhakim el-Hüseyni Hazretleri doğuya geliyor. O ara 110 tane şeyh irşat yapıyor doğuda. Abdülhakim el-Hüseyni Hazretleri de gelirken affedersin bir yanında artık eşeği katırı var. Geliyor yerleşiyor. Hiç kimseye reklam yapmıyor. Yani demiyor ki gelin bana. Ben size şunu vaat ediyorum. Bana gelenleri ben ne bileyim bir senede letaife geçirir, 3 senede nefyusbat yaparım. Bana gelenlere haller yaşatırım. Hiç böyle bir söz yok. 110 sadece Abdurrahman-ı Tahi Hazretleri'nin 14 halifesi şeyhlik yapıyor doğuda. Abdülhakim el-Hüseyin Hazretleri de 110 tane şeyhten biri. Ve tek seyit şeyh de o değil. Bak nispet nasıl bir şey. Sonra yavaş yavaş insanlar Abdülhakim el-Hüseyni Hazretlerine doğru yönelmeye başlıyorlar. Biri gidiyor, vuruluyor, aşık oluyor, geri dönüyor. Abdülhakim el-Hüseyni Hazretlerine anlatıyor. Onu gören onun halinden etkileniyor. O benim şeyhimin bir cübbesi vardı şöyleydi diyor. Böyle namaz kıldırıyor diyor. Anlattığı adam etkileniyor. Anlattığı adam onun yanına gidiyor. Derken Abdülhakim el-Hüseyni Hazretlerini kıskanmaya başlıyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki şeyh şeyhi kıskanır mı? Kıskanır Allah için. Ona gıpta diyelim. Ama Allah yolunda bunu en iyi öğretmenler anlar. Özellikle medresede müderrisler anlar. Hatta her meslekte vardır bu. Öğretmenler nasıl anlar? Mesela çocuğun biri dese ki ben bu öğretmenin anlattığını anlamıyorum da şu öğretmenin yani Türkçe anlatımı daha hoşuma gidiyor ya da tarihi bu öğretmen diğerinden daha güzel anlatıyor dese, bu durumda bunu duyan öğretmen üzülür ve sonra herkes aynı öğretmene yöneliyorsa bu sefer diğer öğretmenlerde insani bir durumdur bu. Diğer öğretmenlerde der ki ne yani bu? Aynı şey doktorlukta da böyle olur. Aynı şey bırak emlakçılarda bile var. Galericilerde de var. Yani hangi mesleği neyi söylüyor? Bu bizim fıtratımızda var. İnsan olmanın durumu bu. Melek olsaydık olmazdı ama insansak bu normal. Ve Allah dostları da bunu, hatta Süfyan-ı Sevri Hazretleri'nin güzel bir sözü var. Der ki, alimlerin her sözüne itibar edin. Birbirleri aleyhlerindeki söyledikleri sözler hariç.
Çünkü en fazla kıskançlık alimlerde olurdur. Dinle alakalı bir şey söylüyorsa dinle. O yüzden bir bak, en fazla anlaşamayan kimlerdir? İlginçtir değil mi? Nefs üsbat çekenler. Ters olması gerekmiyor mu? Bu bizim doğamızda var, biz insan olarak. İnsan olarak böyleyiz. İnsan bu gayet doğal. Bunu söküp atamazsın. Şehveti söküp atabilir misin benliğinden? Gazabı söküp atabilir misin benliğinden? Sevgiyi söküp atabilir misin? Bunu da söküp atamazsın. Sonra Abdülhakim el-Hüseyin Hazretleri'ni kıskanmaya başlıyorlar. Özellikle Yeşil Şeyh diye bir şeyh var. O bayağı bir ileri gidiyor. Sonra Abdülhakim el-Hüseyin Hazretleri'nin yanına başka şeyhlerin müritlerinden de gönlüyle gelenler oluyor. Yeşil Şeyh de bayağı bir müridi gidince aleyhte çok konuşuyor. Abdülhakim el-Hüseyin Hazretleri bir sohbetinde buyuruyor ki, şeyh odur ki müridi sabaha kadar kaç defa sağa, kaç defa sola döndüğünü bilir. Eğer bunu bilmiyorsa şeyhliği bıraksın, daha da eşkıyalık yapsın, daha hayırlıdır. Ümmeti Muhammed'in imanıyla oynamasın. Burada bir parantez açayım. Abdülhakim el-Hüseyin Hazretleri'nin bu sözü çok yanlış anlaşılarak dendi ki, bir mürşit müridinin sabaha kadar 12 defa sağa, 13 defa sola döndü. Bunu biliyor. Söylediği şey bu değil mübareği. Bu söz mecaz söz. Aynen şunun gibi. Bir baba evladının her halini bilir. Bir öğretmen öğrencisinin her halini bilir. Onu tanır. Yoksa bu bütün halini, o her ne yapıyorsa her şeyinden haberi var. Allah-u Teala bu yetkiyi kimseye vermedi. Peygamberler de dahil. Her şeyi bilen sadece ve sadece Yüce Allah'tır. Bu olayların nasıl güzel bir yönü oldu biliyor musunuz? İtikadımız düzeldi daha çok. Önceden bunu yine söylüyorduk ama şunu diyordular. Hocalar işte ne bilecekler işte. Hocalık başka. Tasavvuf okumuşlar kitapları. Hiçbir şey bilmez de değil. Orayı da terazinin şeyini de kaçırmayalım. Bu kadar da değil mi? Her şeyi bilen sadece Yüce Allah'tır. Onun dışında her şeyi bilen hiç kimse yok kainatta. Ne peygamberler ne melekler. Bir tek levh-i mahfuzdaki görevli melekler. Yüce Allah yazdırmış kaleme. Bir levh-i mahfuzdaki melekler kendilerine ne yazdırıldıysa onu biliyor. Orada bile onların bile bilmediği var. Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor ya, kaderi mutlak değişmez. Ama ben değiştiririm. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki, onun bu sözü bana çokmuş gibi, çok kafamı kurcaladı. Açıklaması ne diye. Sonra diyor, bana ilham oldu ki, levh-i mahfuzda kaderi mutlak diye meleklere belirtilen mutlak kader de kendi içinde ikiye ayrılıyormuş. Bir kısmı hiç değişmez, bir kısmı çok çok zor şartlarda değişebilirmiş. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin ben değiştiririm dediği kısım, o çok zor durumda, çok zor şartlarda değiştirilecek kısmıymış. Bak onu melekler de bilmiyor. Yani Levh-i Mahfuz'un melekleri de bilmiyor. Yüce Allah bilgiyi kendinde tuttu. O yüzden nerede bir ilim meselesi varsa hep kendine atfetti Yüce Allah. Er-Rahman allemel Kur'an. Rahman Kur'an'ı öğretti. Bak allemeyi kullanıyor. Öğretti. O öğretti. Ve alleme Adem'el esma'e kulleha. Adem'e bütün isimleri öğretti. Bak kendine atfediyor yine öğretmeyi. Ellezî alleme bil kalem.
O kalemle yazmayı öğretti. Yüce Allah neyi öğretirse onu bilir insan. Onun vermediği bir bilgiye bizim ulaşmamızın imkanı yok. O yüzden diyorlar ya Hazreti Yakub'a, sen gökten meleklerin meleğin geldiğini, senle konuştuğunu, vahiy aldığını söylüyorsun. Ama oğlun Yusuf yaşıyor mu, öldü mü, kurt mu yedi, kaçırıldı mı, bundan haberin yok. Yani bu nasıl bir, yani bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu derler ya. Hazreti Yakub'a böyle diyorlar. Yani sen Allah'la konuştuğunu söylerken oğlundan haberin yok. Şehrin dışına koydun evi, çocuğu, oğlunu bekliyorsun. Hazreti Yusuf'tan haber bekliyorsun. O da diyor ya, Allah diler avcumuzda kainatı seyrederiz. Dilemezse gözümüzün öndeki çukuru görmeyiz. Münafıklar da geldiler Peygamber Aleyhisselam'a, sen Allah'ın Resulüsün dediler. Biz seninle doğruyu bulduk, seninle güzeli bulduk, seninle hidayet erdik. Cibril Emin geldi sana gelenler münafık diye. Peygamber Aleyhisselam'ın da hoşuna gitmişti onların o sözleri. Yüce Allah kime ne öğretirse, kime ne verirse herkes o kadarını bilir. O yüzden bir mürşit, müridinin sabaha kadar kaç defa sağa sola döndü vesaire bunu bilmez. Yüce Allah bildirirse bilir. Ki bu da gaybı bilmek değildir. Mesela senin cebinde 1000 lira para var. Ben desem ki cebinde 1000 lira para var. Biri gelip bana dese ki şu arkadaşın cebinde 1000 lira para var. Ben de desem ki bu arkadaşın cebinde 1000 lira para var. Ben gaybı mı bilmiş oldum? Bu gaybı bilmek değil ki. Gaybı Yüce Allah bilir sadece. Ama bir şey bildiriyorsa zaten gayb olmaktan çıkar. Allah dostlarına da bildirir. Mesela Gavs'ımız ikindiye az bir süre kala bir soruları geliyor. Bir sorusu da hatta söyleyeyim Kütahya'dan. Kütahya'dan bir soruları geliyor. Mübarek işte söylüyor işte Ali diyelim durmaz. 5 aydır 17.000 19 çeksin diyor. İkincisi işte Hasan Yılmaz 4 aydır işte 7.000 9 çeksin diyor. 8'inciye kadar isim söylüyorlar. Gavs'ımız bakıyor diyor. Ben söyleyeyim sen yazın. İkindi yaz kalmış. 9'uncusu 27.000. 10'uncusu 39.000. 11'incisi 53.000. 12'ncisi 47.000 işte. 23'üncüsü 43.000 söyleyin ona birdini söylemesin herkese diyor. 24'üncüsü işte 55.000. 25'incisi 11.000 deyip doğru camiye. Tabii ki Sadat-ı Kiram bizim gibi de değiller. Ya baktığı zaman anlıyor. Baktığı zaman senin bir çekip çekmediğini anlar. Senin sofiliğini anlar. Takvanı anlar. Hatta Sultan Hazretleri buyurdu. Allahu Teala herkese bir meziyet vermiş. Bize de insanları tanıma özelliği verdi dedi. Yani tam girerken böyle direkt çeker. Direkt böyle çeker. Ama hiç kimse de yanılmaz değildir. Yüce Allah peygamberlere bile hata verir ki İlah olmadıkları anlaşılsın diye. O yüzden her peygamberin hatası vardır. Çünkü Subhan olan sadece Allah'tır Celle Celaluhu. Subhan eksikliklerden münezzeh olan, eksiksiz olan, tam olan. Subhanallah, Subhana Muhammed demek bile küfürdür. Sadece Yüce Allah'tır Subhan olan. O yüzden ölçüyü çok iyi tutturmak lazım. Ha, bizim üzerimizde bir ervah var. O ervah denilen şey de Sadat-ı Kiram'ın bedenine can veren ruh değil. Ruh bedendedir. Çıkınca ölürsün. O yüzden Ahmet Gümüşhanevi Hazretleri demiştir ki elfazı küfüründe, her kim derse ki şeyhimin ruhu benim yanımda diyen kafir olur der. Onun dediği şey şudur. Lan ruh geziyor, reenkarnasyon gibi. Ondan çıktı benim yanıma geldi. Hani şu an astral seyahat gibi şeylerden bahsediyorlar ya. Bu arada onu da söyleyeyim. Astral seyahat diye bir şey, ispatlanmış hiçbir şey yok. Yani astral seyahat dediğiniz şey ne bilmeyenler için
uykuya dalar gibi yapıyor. Güya ruhunu gönderiyor, ruhu bilgileri topluyor. Sonra geliyor, geri bedenine giriyor. Bu bayağı bir popüler oldu bir ara. Hala da devam ediyor. Böyle ispatlanmış hiçbir şey yok. Olanların tamamı da cin vakası. Bundan emin olun. Yani ruhumu gönderdim. Ruh gitti, bilgileri aldı, geldi. Bana bilgiler verdi. Bunların hepsi cinle alakalı bir mesele. Bizde bir ervah var. O ervah ne peki? Abdülhakim el-Hüseyin Hazretleri diyor ki, bir kimse tövbe alıp 8 şart yaptığında Allah mürşidin ruhaniyetinden bir ruhaniyet yaratır. Ve müridin üzerine koyar. O denilen şey size adetullah da yerine onu anlatayım. Bir evladın başına bir iş gelince anne hissediyor değil mi? Özellikle tek yumurta ikizleri de aynı anda aynı şeyleri hissediyor. Hadi bunlar akraba. İki tane birbirini gerçekten seven insan da aynı şeyde, aynı anda aynı şeyi hissediyor. Hatta biri hüzünlü olsun, diğeri de durduk yerde mutsuz olur. Biri neşeli olsun, öbürü de neşeli olur. Gördüğü her şey keşke bu onun olsaydı falan der, ona alsaydım der. Yatmasında o vardır, kalkmasında o vardır. Şimdi birbirini çok seven, hani Neşet Ertaş da diyor ya, kalpten kalbe bir yol vardır görülmez, gönülden gönüle gider, yar oy, yar oy, yar oy. Aynen öyle. Gönülden gönüle giden bir yol var. Anne ile evlat arasında, tek yumurta ikizleri arasında, birbirine gerçekten aşık olan, birbirini gerçekten seven insanlar arasında bir yol var. Abdülhakim el-Hüseyin Hazretleri'nin söylediği şey bu. Anne ile evlat arasında olan o bağı Yüce Allah kurdu. O nerede gerçekleşiyor? Başımızın arkasında şu kemik var ya, o kemiğin altına yerleştiriliyor ervah denilen şey. Seninle annen arasındaki bağı da o sağlıyor normalde. O zaten sende var, o özellik. Yani birini sevsen aktifleşecek. İşte mürşide bağlandığında Sadat-ı Kiram'ın kerametine burada, sen onu daha sevmemişken doğru düzgün, aşk gerekiyor ya bunun için, aşık olmamışken buna rağmen o kanal açılıyor. Anne ile evlat arasındaki bağdan daha fazla bir bağla açılıyor. Bu sefer birbirini sevenler birbirini etkiler ya, o seni etkilemeye başlıyor. Buna da işte feyiz deniyor. O nispet akışı oluyor. O yüzden örneğin sofilerin geneli bir şeyi beğenmiyorsa, beğenmemesinin sebebi mürşidinden kaynaklanır. O beğenmediği için sen de beğenmiyorsundur. Ondaki hal sana yavaş yavaş sirayet etmeye başlar. O yüzden mürşidin değiştiğinde senin de halin değişmeye başlar. Evet, A kişisine bağlansan farklı olursun, B kişisine bağlansan farklı olursun, C kişisine bağlansan farklı olursun. Çünkü onda olan şeyden sana yavaş yavaş o iksir verilmeye başlıyor. Sultan Hazretleri'nin de en büyük özelliği aşık ve sadık oluşu. Ona gelenlerin de o yüzden ilk imtihanı sadakatli oldu. Bir sürü mesajlar geldi, bir sürü aklına hitap edenler oldu. Ama ne oldu da sen Sultan Hazretleri'ne yöneldin? Ona giderken ilk sadakat testi ne oldu senin? Çünkü kendisi öyle. Ve bu devam edecektir. Onda olan şeyin sana sirayeti ondan daha fazla. Onu anlayabilmek için, onun gibi olabilmek için,
Mesela Abdullah İkmen Hüseyin Hazretleri'nin sofileri hep ona benziyor değil mi? Sima olarak bile. Yani şurada bir Abdullah İkmen Hüseyin Hazretleri'nin sofisi girse hepimiz tanırız onu. Seyda Hazretleri'ni, Muhammed Raşit Hazretleri'ni çok seven bakıyoruz. Bir anda dışarıdan ilk geldiğinde sanki onu yansıtır gibi oluyor anlık. Bakınca hiç de benzemiyor aslında. Gavsımızda hakeze. Kimileri var? Gerçekten girince böyle bir anda sanki Gavs Hazretleri'ni görür gibi. Bir anlık böyle. Şimdi Sultan Hazretleri'nde. Gavsımız, onun en büyük özelliği neydi? Mütevazilere muhabbeti çok olan, kesire muhabbeti lil mütevazi'in. Aynı zamanda sahibi şeriatı ve tarikatın nakşibendiye, şeriatın ve nakşibendi tarikatının dostu, sahibi değil, sahibi Yüce Allah'tır şeriatın. Orada maliki şeriat demedi yani. Sahibi şeriat, dostu. Ya da şeriata çok sahip çıkan anlamını verebiliriz. Kendisi gerçekten şeriattan hiç taviz vermiyor dersiniz. Yeter ki bilsin. Yeter ki görsün. Hatta bir gün Markat'ta Gavs'ımızla Seyda Hazretleri'nin şeyleri yapılıyor, mermerleri. O yeşil mermerler var ya, o mermerler yapılıyordu. Bir tanesi Almanya'dan gelmişti. Bizim Müslüm abi diye de biri vardı. O da ya şunu Müslüman olmasına vesile olayım da bütün amel de benim olsun diye bayağı uğraştı. O da Almanya'da kalmıştı bayağı. Adam kelime-i şehadet getirmedi. Sonra camiye götürdüler Gavs'ımızın yanına. Gavs'ımızdan adam Gavs'ımızın yanında kelime-i şehadet getirdi. Müslüman oldu. Gavs'ımız çok keyifli o gün o yüzden. Tamam şimdi böyle gülüyor. Eski camiyi bilenler bilir. Kapıdan çıkınca sağ tarafta minare var. Minareyi dönmeden arka görünmüyor. Yani yazık cami görünmüyor. Bu ortadaki minare en dışta kalıyordu yani. O minarenin oradan tam markada doğru döndü. Bir tane seyit, bir tane köylü çocukla yazlık caminin orada halılar toplanırdı ön tarafta. Halının üstüne oturmuşlar. Vantilatör takılması için bir priz vardı o mikrofonun yanında yazlık camide. O prize atariyi takmışlar. O zaman da o atariler daha yeni çıkmıştı. Atariyi takmışlar, prize takılı atari oynuyor. Gavs Hazretleri de keyifli bir şekilde tam böyle döndü. Markada giderken bir baktı, prize takılı atari. Bir celallendi, bir hızla yürümeye başladı. O küçük seyidin yanına, tanıyorum, söylemeyeyim ismini. Ondan sonra o bir anda bıraktı, kaçtı zaten, köylü çocuk da kaçtı. Gavs'ımız tuttu, bir vurdu asasını. O priz geldi şeye, ilk böyle biraz çıktı, ikinciye vurdu, tam asasından dolandı priz, kablosu atarinin. Sonra atarinin camına vurdu. Sonra atariye bir vurdu, yerde mermerdi, döne döne atari gitti dedi, burası senin babanın malı. Düşün ya, yani böyle bir durumda Allah için, hani Müslüman olmuş içeride, bir hani atari priz, hani ne yapar, ne yakar ki? Ne olur ki yani? O derece şeriata bağlı ve israfa da bir o derece karşı. Düşün Sapanca'da oranın görevlisine diyor ki hacı diyor şu pilleri diyor çıkar saatlerden diyor koy kutulara. Gelecek sene nasipse geldiğimizde takar kullanırız diyor. İsraf olmasın. Bizde israf hani maddiyatla alakalı. Ne kadar yani işte 1 milyonun üstü israf olur şunun için. İşte şunun için 500 binin üstü. Bizde israf biraz böyle rakamla alakalı. Halbuki israf o değil. Yani Mercedes'e binmek israf değil mi? Ne bileyim işte Audi'ye binmek israf değil mi? Onun da ölçüsü ne onu da tam bilemiyoruz. Yani orta segment vos vos mu diyeceğiz? Yani şunun üstü mü burada israftır diyeceğiz.
Mesela bazen dergahlara gidiyoruz, dergahta bakıyorum, lambanın birini açmıyorlar, ikisini açmıyorlar. Diyorum ki niye? İsraf olmasın diye. O zaman diyorum şimdi israf oluyor. Niye? Şunları niye taktırdınız o zaman? Bu lambaların takılacağı ne diyorsunuz ona? Avize diyelim hadi. Avizeyi niye taktın o zaman? Bu avize israf. Işığı aç ki milletin uykusu gelmesin. Kullandığın anda hiçbir şey israf olmaz. İsraf kullanmadığın anda olur. Sonra aslında biraz da neyden kaynaklanıyor biliyor musunuz israf? Bizim arkadaşlar hani trafikte kapışmaya giriyorlar ya. Diyor ki Mercedes'i geçtim, BMW'yi geçtim. Bir bastım işte Audi'yi geçtim. Yani bizim araba bak o arabayı geçti. Arkadaş şöyle düşünüyor. Hem benim araba diyor bunu geçiyorsa. Ne gerek var? İsraf yani herhalde. Bu kadarına gerek yok. Arkadaş sen 3000 vergi veriyorsun adam 5-6 bin vergi veriyor. Senin motor 1500, adamın motoru diyelim 2000, 3000, arabanın motoru. Senin sigorta şu kadar, onun sigorta bu kadar. Sen kilometrede 1 lira yakıyorsun, adam 2 lira yapıyor. Buna rağmen sen onu geçiyorsun ha? Geçemezsin, adam müsaade etmiş. Saygılı ol. Tofaş'la yarışa giriyor. Ya yapma arkadaş, bunun eti ne, budu ne? Yani haddini bilecek de edepsiz nedir? Makamına uygun hareket etmeyendir. Bir dur, işte o yüzden Mercedes'e biniyor, hemen Mercedes olunca israf. Bir de Mercedes de galiba bizim halkta var böyle bir önyargı. Biraz Almanya'dan gelenlerden, yani 1960 yılında Almanya işçi istiyor ya, Türkiye'den işçiler gidiyor. Şimdi oradan gelen de böyle işte Mercedes'le gelince ne diyorsan bu Alman malı ya da bu Alman çikolatası, bu Alman malı böyle bir herhalde Mercedes'e bir Alman malına karşı biz de onu böyle yücelttik gözümüzde herhalde. O yüzden Mercedes deyince insanlar böyle ooo. Yani 2 milyona al bir araba, diyelim ki işte Passat aldın ya. Hayırlı olsun diyor. Passat almışsın. 2 milyona, 2 bırak 1,5 milyona. Mercedes al. Vay. Ha parayı buldun ha. O yüzden de böyle Mercedes deyince bizim millette böyle bir işte yıldıza bir dışarıdan bakan vardır, bir içeriden bakan vardır falan gibi böyle havavari konuşmalar. Kavsımız israfa, şerasızlığa hiç ama hiç tahammülü yoktu. Her şeyden haberi vardır dersen kavsımıza iftira atmış olursun. Her şeyden haberi vardı, haberi yok muydu deyip buna şaşırmak, her şeyden haberi vardı ama müsaade ettiden çok daha sıkıntılı değil mi? Ama Gavs'ımızın da böyle bir özelliği vardı, ne bilelim ya. Sanki insan değildi. İnsanüstü bir varlıktı bizim için. Gerçekten öyle, böyle yani insanüstü bir varlıktı o ya. Yani Sultan Hazretleri de diyor ya, babamdır diye demiyorum diyor. Sahabe döneminde olsaydı inanıyorum ki aşere-i mübeşşereden olurdu diyor. O bu zamanın insanı değildi diyor. İbadetinde, taatinde hiç yorulmadan, hiç yorulmadan ya, yanında olanlar dayanamıyoruz diyordular o kadar ibadete. Sürekli Kur'an okur, sürekli böyle ibadet, ama bir şerahsızlık görünce de aslan kesilir. Bir ara Maraş'ta, şimdi tasavvuf kitaplarında şöyle bir şey yazar. Kıble ikidir işte. Zahiri kıble, manevi kıble. Zahiri kıble Kabe, manevi kıble ise mürşittir. Adam bunu alıyor. Diyor ki ne yazıyor diyor burada? Kıble iki. Zahir müslüm, maneviyat müslüm diyor.
Sofiler de sarf zaten hemen maneviyat üstün tabi diyor. Maneviyat üstünse diyor oğlum, zahiri kıbleye karşı dönülüyorsa manevi kıbleye karşı dönülmez mi diyor. Bak virtte dönebiliyorsun diyor. Rabıtada dönebiliyorsun diyor. Fitne olmasın diye söylemiyorlar diyor. Olay Maraş'ta gerçekleşiyor. Şimdi Maraş'ta da kıble işte Mekke'ye böyleyse menzil bir 40 derece doğuya doğru. Tabi kavsımızın haberi olmuştu, hemen çağırdı onları. Rahmetli Seyda Molla Gıyas çıktı o zaman, o söyledi. Kıpkırmızı olmuştu Seyda Molla Gıyas'ta. Öyle kızmış kavsımız o. Demiş siz şeytan olmuşsunuz. Cehennemin dibine kadar yolunuz var sizin. Siz nasıl böyle bir şey yaparsınız? Şerahsızlık yapacağım. Kavsımız direkt aslan kesiliyor. Direkt hiç acımaz. Evladı olsa acımaz. Kim olursa olsun acımaz. Ama çok da iyi niyetlidirler. Mevlana Hazretleri öyle der. Allah dostları insanların bir aybına muttali olduğu zaman hemen Yüce Allah'a sığınırlar. Çünkü asıl olan müminin aybını örtmektir. Aybını açığa çıkarmak değil. Neyse, Abdülhakim el-Hüseyni Hazretleri geliyor doğuda, Yeşilşehir'de diyor mu? Arkasından konuşuyor. Abdülhakim el-Hüseyni Hazretleri de şunu diyor. Yani ey Yeşilşehir, sen gerçekten şeyh olsaydın, müritlerin böyle olmazdı. Müritlerinden belli ki sen mürşit değilsin. Sen bu işi bırak demek istiyor. Ama bunu da sabaha kadar kaç defa sağa, kaç defa sola döndüğünü bilir. Bu mecazı kullanarak söylüyor. Ve insanlar yavaş yavaş Abdülhakim el-Hüseyni Hazretlerine doğru yöneldiğinde, kıskançlıklar başladığında mübarek defalarca yer değiştiriyor. Defalarca yer değiştiriyor. En sonunda da Muhammed Raşit Hazretleri menzili öneriyor, geziyorlar. Sonra menzilde karar veriyorlar. Muhammed Raşit Hazretleri irşat postuna geçince nispet diyor Abdülhakim el-Hüseyni Hazretleri. Bu kapıya girdi, kıyamete kadar da bu kapıdan çıkmayacak. Şerata, sünnete bağlı olunduğu müddetçe. Kıyamete kadar bu kapıdan çıkmayacak diyor Abdülhakim el-Hüseyni Hazretleri. Ve menzil alındığında hatta diyorlar ki kurban burası da böyle hani bereketli de değil bilirsiniz. Normalde oraya hep taşlıktır, hep taş. Gün gelecek buraya gemiyle gelecekler diyor. Barajdan dolayı Diyarbakır'dan bayağı bir feribotla geçildi biliyorsunuz. Gün gelecek buraya çadırlar kuracaklar. Seyda'nın sarığını görebilmek için. Seyda'nın sarığını gören memleketine döndüğünde gözünden öpecekler. Sen Seyda'nın sarığını görmüşsün diye. Ve sarığını gören tövbe almış olacak. İntisap etmiş olacak o niyetle gelen. Bu kapı kıyamete kadar büyüyecek, büyüyecek, biiznillah devam edecek. Ama şartı ne? Kavsımızda bir sohbetlerinde buyurmuşlar. Ben ilk irşat postuna geçince başımın üstünde böyle bir inşaat sesleri oldu. Tak tak başımın üstünde böyle inşaat yapıyorlar. O ne dedim dediler. Bu Peygamber Aleyhisselam'ın tahtı. Şeriata bağlı kaldığı müddetçe burada kalacak. Yani ölçü ne? Kur'an, sünnet ve tasavvuf adabı. Yoksa Yüce Allah kimsenin suretine bakmaz. Direkt nispet alır başka bir yere verir. Önceden Suriye'deydi. Elhamdülillah ki bize geçti. Alır Pakistan'a yollar. Alır Sudan'a yollar. Somali'ye yollar. Hindistan'a yollar. Türkiye'de başka bir yere yollar. Amerika'ya yollar. Avrupa'ya yollar. Yani Yüce Allah nispeti aldığı zaman buna da hiç kimse bir şey yapamaz. Nispet kim değilse de hiç kimse onunla mücadele edemez. Bu da mürşidin kendi isteğiyle olan bir şey değildir.
Yoksa hepsi ister ki o asıl yol bende olsun. Hiç kimse ne yaparsan yap önüne geçemez. Abdülhakim el-Hüseyin Hazretleri için o zaman neler neler söylüyorlar. Ya düşünün, Abdülhakim el-Hüseyin Hazretleri'nin hayvanlarını boğazlatmışlar ya, hayvanlarını. Direkt yaşayan birinden dinledim ya. Gitsin buradan diye. Tarlalarını yakıyorlar. Bir rahat bırakmamışlar mübareği. O da yakın akraba da var işin içerisinde. Seyda Hazretlerine geldiğinde Muhammed Raşit Hazretlerini halifeleri kabul etmiyor. Kavs Abdülhakim el-Hüseyin Hazretleri. Yani sen o, değil diyorlar. Halifeler mücadele ediyor Muhammed Raşit Hazretleri ile. 6 ay doğru hiçbir sofi bağlanmamış Seyda Hazretlerine. Ondan sonra mübarek diyor ya bir gün, yaşayan kedi ölü aslandan daha faydalıdır diyor. Yani Abdülhakim el-Hüseyin Hazretleri aslansa hani biz de tevazu gösteriyor, biz de kediyiz diyor. Yaşayan kedi ölmüş aslandan daha menfaatlidir diyor. Ondan sonra sofiler bağlanmaya başlıyor. Yavaş yavaş Seyda Hazretleri ile beraber gitgide bütün Türkiye'ye o da nispeti kanallara açıyor. Kanalları açtığı için o manevi kanalları. Düşünün. Birçok yere sofiliği ilk yayanlar kim biliyor musunuz? Zahiren hiçbir zahiri donanımı olmayan, ne bir doğru düzgün okumuşluğu var, ne doğru düzgün ilim bilir, ne bilim bilir, ne din bilir. Birçoğu böyle. Ama işte Saadet istese diyor ya, işini yaptırır, istese onu şu anda da yaptırırlar. İzmit'e, Kocaeli'ye getiren, düşün bir tane gariban bir sofi, sen Kocaeli'ye git demiş Seyyid Hazretleri, gelmiş, güvenlik olarak başlamış işe. Bildiğin bekçi, şimdi güvenlik diyor, o zaman bekçi olarak başlamış bir yerde bekçilik. Bekçiyle başlıyor irşat. Bakıyorsun Anadolu'da böyle bazı insanlar var ya, zahiren cidden hiçbir şey yok. Hatta o bekçi müftü biraz karşı çıkmış, biraz sofilik yayılınca Hocaeli müftüsü onun karşısına çıkıyor. Hocaeli müftüsü diyor ki bunun babasına, o sofinin, senin çocuk nerede okudu diyor ya, muhteşem bir Arapçası var diyor. Ne Arapçası diyor ya, Türkçeyi bile zor konuşuyor diyor. İlkokulu bile bitiremedi diyor. Yok diyor ya, mükemmel bir Arapçası var. Müftüyle işte Sadat-ı Kiram fişi takınca diyorlar ya, eski tabirle fişi takınca geçmiş orada Arapça konuşmuş, o da bilmiyor ne konuştuğunu. O Türkçe konuştum ben diyor. Sadat onu Arapça duyurmuş diyor. O da Arapça konuşmuş müftü, buna Türkçe duyurmuşlar. Direkt translate böyle. Saadet-i Kiram bunu yapsa, istese yapar. Herhangi birinize fişi takar. İnan şurada Hacı Hoca'yı dinlemeye gelmez, onu dinlemeye gidersiniz. Ama onun sıkıntısı ne oluyor işte, biliyor musunuz? Onun da birçok sıkıntısı oluyor. O yüzden akıl, irade, usturuplu, Kur'an, sünnet, adab böyle git. Bu sefer öbür adam şunu diyebiliyor. Genel demedi de istisna da olsa diyenler olan. Oldum diyor ben ya. Olduğum gibi oldurdum da diyor. O bile halifelik veriyor. Artı amelinin sevabı olmuyor doğru düzgün. Öyle olunca. Çünkü sen iradenle yapmıyorsun bunları. Sevap olması için irade gerekiyor. O direkt Sadat'ın seni robot gibi kullanması oluyor. Evet, sana bir sürü tabiri caizse karizma geliyor, manevi hediyeler geliyor vesaire, ama o senin amelin olmuyor. O yüzden Saadet-i Kiram bunu tercih etmiyor. Diyor ki direkt akla, direkt gönle hitap, ilim yolunda, irfan yolunda, ilimle, irfanla. Ve Seyda Hazretleri de birçok sıkıntı yaşadı ki biliyorsunuz,
sürgüne gönderildi Gökçeada'ya. Zehirli iğneyle suikast girişiminde bulunuldu. Menzilde yine akrabalarından sıkıntı çekti. Sonra Gavs'ımız geldiğinde Gavs'ımız da akrabalarından çok sıkıntı çekti. Hatta o kadar ki aynen şunu demişti sene 96'da, ya siz gideceksiniz bu köyden ya ben gideceğim. Direkt resti çekti. Ya siz dedi bizim şey bölümleri satın alın biz gidiyoruz buradan. Ya siz satın. Bir türlü rahat bırakmıyordular. Annemiz tarafından akrabalar, yani eşi tarafından, Gavs'ımızın eşi tarafından akrabaları. Neler neler. Sonra hatta öyle bir fiyat biçtiler o zaman. Şimdi anca o fiyat eder herhalde. Gavs'ımız hatta o fiyatı biçene diyor. Dinine, imanına bu kadar eder mi diyor buralar. Eder tabii diyor. Onlar diyorlar ki biz senin getirdiğin adamı kabul etmeyiz. Değer biçecek de senin adamın biçecek. Biz getireceğiz diyorlar. Gavs'ımız tamam diyor. Bir getiriyorlar. Ta o zaman ne kadar demişlerdi ya. Hatırlayanınız var mı? 88 milyar mıydı? Neydi? Öyle bir şeydi. Ta sene 96. Sonra o adam ne oldu biliyor musunuz? Menzilden çıkışta kaza yaptı, geberdi. O bilir kişi. Yüzde kaçla anlaştılarsa işte. Sonra Gavs'ımız neyle mücadele etti? İşte bir önceki o anlatılan sıkıntı oluyor dedim ya. Vakfı kurduk dedi. Bu sefer ne vakfı? Sadatların vakfı mı olurmuş? Bir sürü karşı çıkanlar oldu. Her şey, her vekilin neredeyse dergahı vardı. Hatta böyle anlatıyorlardı değil mi? Onlar barajdan direkt lambaya elektrik gitse ne olur? Lamba patlar. Bir trafoya gelmesi lazım. Beyefendiler trafo oldular. Sofiler ampul oldu. Sadatlar da baraj dediler. Bunlar trafa gezdiler. Çarpabildiklerini çarptılar. Çarptılar. Bu sefer o trafolar çok uğraştırdı işte. Hatta sultanımız ilk işte vakfa başlarken ilk vakıf başkanı oydu. Bir yerde bir dergaha gittiklerinde adamın söylediği söz şu: burası senin babanın yeri mi? Çık git diyor Samsun'da. Düşün, Sultan Hazretleri vakfı anlatıyor. Babamın talimatı, vakfı kurduk diyor. Adam Sultan Hazretleri'ne diyor ki o mülk onunmuş. Orası işte bir dergahmış. Çık git diyor benim yerimden. Ya senin babanın yeri mi diyor. Nelerle mücadele edile bu vakıf kuruldu. Vakfın önemi anlatıldı hatırlıyorsanız yıllarca. Ve vakıf ilk kurulduğunda Sultan Hazretleri heyet olarak ne kurmuştu hatırlıyor musunuz? Heyet kimlerden oluşuyordu? Başkan, eğitimci, sosyalci, ticaretçi. Sultan Hazretleri ticarete karşı biri değil ki. Vakfı ilk kurduğunda da bunu getiren o. Şimdi bu işin hayrı ne oldu onu söyleyeyim. Serhendi Vakfı bildiğiniz şer'i vakıftır. Bildiğin şer'an vakıftır yani. Direkt vakıf. Hani sohbetlerde anlatılır ya, Abdülhakim el-Hüseyin Hazretleri de anlatmıştır. Kıssadan maksat hisse almaktır. Hüthüt kuşu toplantıya geç geliyor da ondan sonra Hazreti Süleyman'a böyle diyor ya, senin sarayını başına yıkarım. O da gülüyor, sen bunu nasıl yapacakmışsın? Giderim diyor gagamla, vakıf malından bir toprak alırım diyor, bir çamur alırım. Senin sarayının başına bırakırım. O çamur senin sarayını yıkar diyor. Hani vakıf malının ne kadar tehlikeli olduğunu
anlatma adına. Şu an Serhendi Vakfı bildiğiniz şer'i vakıftır, şer'an vakıftır. Ve bunu sultanımız söyledi zaten, onayladı. Her şey bildiğin vakıf ve kıyamete kadar vakıf olarak devam edilecek. Çünkü dönemiyorsun artık. Ve herhangi bir sıkıntı olmasın diye ileride de bu vakfın yöneticilerini 300 kişilik bir heyetle, bilir kişilerle her bir ilden seçerek görevlendirildi ki vakfın bir şey vakfa verildiyse vakıftan başka bir oldu ki mesela olabiliyor. Adam öyle bir yer veriyor ki verdiği yeri ne Kur'an kursu yapabilirsin, ne öğrenci evi yapabilirsin, ne depo yapabilirsin. Ama adam istiyor ki bir hayrım olsun. Oray için en güzel şey normalde satmak. Burası satılsın mı, satılmasın mı? Satıldılar. Kaça satıldı? Ve bunun parası nereye gitti? Bu o 300 kişinin imzasını gerektirecek. Diyor ya sultanımız, herhalde birbirlerini kandıramazlar diyor. Yani birbirini tanımayanlar direkt böyle ümmeti Muhammed'in hayrı için bu ne olur? Evet bu güzel olur. Sunum yapılır. Şurada şu var, burada bu var. Bunu onaylıyor musunuz? 300 kişinin de evet demesi lazım. Ve o da dediğim gibi kaça satıldı? Satılan para nereye aktarıldı? O yüzden artık Serhendi Vakfı'nda yapacağınız hiçbir şeyden şek ve şüpheniz olmasın. Ve biiznillah kıyamete kadar da bu böyle devam edecek. Sultanımız buyurdu, hatta ben dedi evlatlarımın bile üstüne hiçbir şeyi yaptırmayacağım. Belli şeyler geçiş aşamasında gerek olabiliyor, geri aktarılmak üzere. Ama ve bana miras diyorsanız dedi, mirastan düşen her ne varsa onların hepsini Serhendi'ye hibe ediyorum. Orası da vakıftır. Yani kendi paramla almadığım, kendi ticaretimle almadığım, kendimin kazanıp da yapmadığı hiçbir şey istemiyorum dedi. O benim, ben çalışmıyorum. Benim diyelim ki iş yerim var, iş yerimden param geliyor, bir şey geliyor, oradan bir şey yapmışım, o benimdir. Evlatlarımın hakkı vardır onda da. Ama benim para katmadım, benim almadığım bir şey de ben istemiyorum. Onların tamamını dedi, hibe ediyorum Serhendi Vakfı'na. O yüzden her ne yapıyorsak bilelim ki bu vakıf malı. Ve her şeyle vakıf malı. Diğer bir şey, bizler sultanımızın ilk günden beri söylediği bir şey var. Kur'an, sünnet ve adab. Şimdi Gavs'ımız döneminde sıkıntılar çekildi. Sonra Sultan Hazretleri dönemine geldi. Bak onun imtihanı da bambaşka bir ağır. Belki de en ağır imtihan. Çok ağır bir imtihan içerisinde ve aşık ve sadık olunca hani dedi ya Peygamber Aleyhisselam ne söylediğine dön bir bak. Sultan Hazretleri de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e karşı ayrı bir muhabbeti var. Tabii ki her Allah dostu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı sever, muhabbet duyar. Ama bazısının ki bayağı bir farklıdır. Biraz daha ileridedir. Sultan Hazretleri ne zaman canı sıkılsa, ne zaman daralsa doğru Medine'ye gider. Doğru Peygamber Aleyhisselam'ın yanına. Hatta bu en son gittiğinde de buyuruyorlar ya, kendi kendinize tövbe edin. O sefere mahsus ha, bu söylediğim sürekli olacak değil. Kendi kendinize tövbe edin. Ondan sonra yanınızdaki size talimatı anlatsın. Gidin 8 şart yapın. Ravza-i Mutahhara'da Peygamber Aleyhisselam'ın mescidinde kendi kendimize ya Rabbi bütün yapmış olduğum günahlardan ben pişmanım. Keşke yapmasaydım. İnşallah bir daha ben yapmayacağım. Ben kabul ettim. Sultan Seyyid Muhammed Sager Hüseyin Hazretleri kendime şey kabul ettim diyorsun. Sonra vekil olmasa bile bir arkadaşına diyor ki bana talimat anlat. O sana talimat anlatıyor ve gidip 8 şart yapıyorsun. Dedi
Bu tarihte ilk defa olan bir şey zaten. Ama Ravza'ya mahsus. Peygamber Aleyhisselam'a mahsus. Hatta diyor ya aşkla bunlar dedi Resulullah'ın sofisi. Aralarında geziyordu. Kalkın ayağa diyecektim. Yanlış anlar şey olmasın diye demedim. Peygamber Aleyhisselam'a karşı bambaşka bir muhabbeti var Sultan Hazretleri. Aşık yani. Gerçekten böyle aşık. Hatta bir tanesi aramıştı, bir şey demişti. Kurban işte himmetiniz de böyle oldu. Ne benim himmetim? Resulullah'ın himmetidir. Ne yaparsa o yapıyor dedi. Onun himmetiyle oluyor dedi. Peygamber Aleyhisselam'ın o yüzden hani onu çok seviyorsan musibetlere hazır oluyor ya. Sevgi nispetinde de fazlaca musibete maruz kalıyorsun. Ve Sultan Hazretleri sadece tabii ki Peygamber Aleyhisselam'a değil, Gavs'ımıza da hakeza öyle. Gavs'ımızı bazen heyecanlanıp telefonla arayamayacak kadar. Ya 60 yaşına gelmiş, düşün Sultan Hazretleri heyecanlanıp Gavs'ımızı arayamıyor. Arayacağı zaman heyecanlanmıyor, vazgeçiyor. O derece aşık. Hatta Ravza'ya bir gün girerken vücudunu ateş basıyor. Arıyor Gavs'ımızı. Diyor haberim var Saki. Bendeki hal sana yansıdı. Bendeki hal sana yansıdı. Kendisi aşık ve sadık. O yüzden de zaten gayri ihtiyari Sultan Hazretlerine bağlananlarda bir aşk hali oldu. Mesela bak bakıyorsun diyelim ki fotoğraflara falan, Gavs'ımızı görünce böyle bir heybet geliyor. Hani böyle bir, diyorum ya, insan üstü bir varlıktı sanki o. Böyle bir heybet geliyor, bir bakıyorum böyle içim geçiyor. Hayran hayran bakıyorum. Bir sonraki resimde bir anda Sultan Hazretleri geliyor. Bu sefer de neşe geliyor, heyecan geliyor. Böyle bir coşku geliyor. Kendisi de öyle olduğu için bize de öyle yansıdı. O bizim elimizde olan bir şey değil. Hani dediler siz ne çabuk Gavs'ı unuttunuz, nasıl vefasızsınız, nasıl insansınız falan. Böyle hemen ne çabuk da aşık oldunuz. Bir tane sofi böyle diyor. Nasıl aşık oldunuz bir anda diyor. O da diyor aşk anlıktır kurbanım. Bir anda olduk diyor. Ve gerçekten bir anda oldu. Bir anda herkese böyle bir heyecan geldi. Bir can geldi. Bir aşk geldi, bir şevk geldi. Sadakayı cariye ise Gavs'ımızın en büyük sadakayı cariyesi Sultan Hazretleri'dir. Binalar değildir en büyük sadakayı cariye. En büyük sadakayı cariye salih evlattır. Faydalı ilim, insanların faydalanacağı eserler. Hani bazen böyle diyorlar ya işte Beşir'in adını Gavs'ımız koydu. Sultan Hazretleri'nin adını kim koydu? Yani böyle lafla şeyle biz sakın şu hataya düşmeyelim. Muhammed Fettah Hazretleri olsun. Seyyid Mübarek Hazretleri olsun. Onlar da Gavs'ımızın evladıdır. Onlar da irşatla yetkilidirler. Allah Celle Celaluhu hepsinin irşadını âli eylesin. Üç bir taraftan. Hepsi de Gavs'ımızın evladı. Hepsi bizim daha bir sene öncesinde, yani bir seneden biraz fazla diyelim, 13-14 ay önce gördüğümüzde saygıyla 100 metreden ayağa kalkacağımız insanlar. Sultan Hazretleri bunu açıkça söyledi. Bak ben konuşurum dedi. Onlar benim kardeşimdir. Siz yapmayın dedi bunu. Siz yapmayın. Zaten Gavs'ımıza vefadan bahsediyorsa bir insanın vefa gereği evlatlarına bir şey dememesi lazım. Vefa gereği. Burada hatta şunu anlatayım. Rahmetli Seyyid Amullah İbrahim torunu biraz yaramazdı. Bizim talebeler mütalaa yaparken böyle, yani kitabı böyle yere koyuyorsun medresede, yarınki dersinin üzerinden geçiyorsun böyle işte, çözmeye çalışıyorsun.
Mütara yaparken torunu geliyor, bizim bir tane yüksek kitap okuyan, bitirmesine bir kitap kalmışlar. Muhtasar okuyordu o zaman. Bir iki kitap var bitirmesine. Bir tane vuruyor. Hani insanda dalgın olunca böyle şimşek gibi gelir ya. Bu da sinirlenip Seyda'nın torununa bir tokat atıyor. Seyda'nın torunu ağlayarak gitti. Seyda Molla İbrahim'in torunu. Seyda Molla İbrahim'in Gavs'ımız onu çok seviyordu. İkinci halifesi Gavs'ımızın. Markat'ta da hemen girince Sade Medhul, ikinci İmam-ı Şafii derlerdi ona. Çok büyük bir alimdi. Hayatında cemaatsiz namaz kılmamış biriydi. Çok takvaydı. Hatta menzile ilk bir ara şey parkeler yapıldıydı, bu taşlar döşendiydi. Gavs'ımız böyle dedi, Seyda görseydi derdi, oh hoş olmuş, ne güzel olmuş, dua derdi bize. Yani arkasından bile, vefat ettiğinde bile Gavs'ımız Seyda Molla İbrahim böyle anardı. Seyda olsaydı böyle derdi diyor, böyle. O Seyda Molla İbrahim torunu ağlayıp gidince yanına, o talebeyi medreseden kovdu. Baktığında normalde olmaması gereken bir şey. Yani, yani senin torununun özelliği ne? Hani yanlış yaptı torunun. O talebe de 9 yıldır talebe. Seyda Molla İbrahim öyle bir kızdı dedi, gözüme görünmesin, def olsun gitsin. Neyse çocuğa dediler sen 3 gün görünme Seyda'nın gözüne. Sonra seyitlerimiz araya girdi falan. Seyda dedi ki, gelip bana söyleseydi ben onun terbiyesini verirdim dedi. Ama bir talebe hocasının torununa, hocasının soyundan gelene el kaldıramaz. Bu edebe muğayirdir. Bu kovulma sebebidir. Benim kanımdan gelene benim hatırıma, ben senin hocanım, benim hatırıma el kaldırma. Bu beni ezmişti, ezmektir bu. Bu büyük bir edepsizliktir, ilimden nasipsizliktir. İşte şimdi oradan buraya kıyasla. Vefa diye bahsedip de evlatlarına ağza alınmayacak şekilde konuşmak. Ya beni ilgilendirmez o. Benim üzerime bir vazife düşerse üzerime düşeni yaparım. Ya burası vakıf malı mı? Evet, bura vakıf. Ben buranın vakıf malı olması için elimden geleni yaparım. Benim üzerime düşen budur. Bu konuda sultanımı dinlerim ben. Başka kimseyi dinlemem. Üzerime ne düşüyorsa da yaparım onu. Ama bunu tutup da Gavs'ın evlatlarına laf atarak değil. Başkalarına laf atmak Gavs'a laf atmak da değil. Sen bana laf attın diye Gavs'a laf atmış olmaz. Birisinin hatası, evet, hatalar oldu, sıkıntılar oldu, yanlış yapıldı. Söylüyoruz, yanlışa da yanlış diyeceğiz yani. Onu hemen şuraya götürmeyin. Haberi yok muydu onların? Bak biri bunu diyorsa kullanıyordur. Bak bir yanlışı, ya arkadaş bunu ortaya koyalım. Bu yanlış mı? Sence de yanlış mı yani? Yanlış da onun haberi, onlar yanlış yapmaz. Bile bile yanlış yapmazlar. Gavs'ımız şeriata çok bağlıydı. Bakın, direkt olayı anlatan benim akraba. Dedi ki, Gavs'ımız buna ticaretinde borç almayı yasaklamıştı. Yani ticaret yapıyorsun, parayı biriktir kenarda, yeni bir dükkan mı açacaksın? O biriktirdiğin parayla aç. Borç alarak yeni dükkan açma, bir şeyin bayiliğini yapıyor. Çok da iyi niyetli bir sofi, hoş bir sofi. Karz-ı Hasen meselesi olunca Gavs'ımızın yanında odada diyor ki, kurban diyor, siz diyor bize borç almayı yasaklamıştınız. Kendine fetva için soruyor aslında. Yani yasaklamıştınız ya, hani şimdi bana da serbest eder misiniz borç alayım diye. Yasaklamıştınız diyor, evet, ama siz alıyorsunuz diyor. Orada korumalar bile çıkışta diyor, kim bu dangalak diyorlar. Bu. Gelip böyle Gavs'ımızı nasıl böyle, Gavs'ımız bir celalleniyor böyle, kızarıyor. Haberimiz yoktu diyor.
Karzı Hasen'den haberimiz yoktu demiyor. Bunu biraz yanlış. Karzı Hasen'i biliyor. Borçların Burak diye geldiğinden haberimiz yoktu. Yani olayın ta buralara geldiğinden haberimiz yoktu. Borç isteme seviyesine geldiğinden haberimiz yoktu. Birisi bir yanlışı, bir şeyi söylerken yani ya arkadaş bu burada yanlış mıydı? Yani haberi yok. Yoktu. Vardı dersen zaten sen Gavs anlamamışsın. Yani sen Gavs Hazretlerine git şunu dedin, o da onay mı verdi yani? Efendim işte kurban biz limitler belirliyoruz. Limit belirlendiğinde herkes bunu ödemek zorunda. Ne şekilde olursa olsun ödeyin. Senet, çek, kredi kartı alıyoruz biz onlardan. Gavs'a böyle dendi, Gavs'a tabii ki yapın mı dedi. Ama Gavs'a böyle dersen, kurban hedefler belirliyor, sofiler de bunun için gayret ediyorlar. İşte şurada bunu yapılıyor, burada bu, Allah razı olsun. Haberi var mı? Var. Ama Gavs'ımız böyle dedi bak. Sakın sofilerden zorla bir şey istemeyin, zorla almak haramdır dedi. Ta bunu yıllar öncesinde söyledi. O yüzden biz Sultan Hazretlerinden Gavs'ımızı daha iyi tanıyabilir miyiz? Ondan arkadaş gibi yetişti bir de beraber yani. Çünkü sultanımız bütün dergahı biliyor. Ta temelden itibaren biliyor. O da Abdülhakimel Hüseyin Hazretleri döneminden Seyda Hazretleri dönemi, Gavs'ımız dönemi vakfı ilk kendi kurdu. TV'yi ilk kendi açtı, dergiyi ilk kendi çıkarttırdı. Vakfın sistemini ilk okurdu. Ticarete o ilk o getirdi. Hocalar grubunu ilk o yaptı. Gördüğün hizmetlerin %90'ı başlatan kendisi zaten. Başlatan bir insan karşı olabilir mi normalde? Ve ilginç olan ne biliyor musunuz? Edepsizlikte artık sınır tanımaz oldu. Bu özgürlük diye başladık ya başta. O kadar özgürüz ki artık şeyhi eleştirebiliyoruz. Şeyhleri eleştirebiliyoruz. Ya bizim kulvarımız belli. Bizim sikletimiz belli. Bir üste çıkmayalım. Gavs'ın hatırına yapmayalım. Her şeyi bir kenara bırak, hiç olmadı. Onun evlatlarını kötüler şekilde yapmayalım. Ama tabii ki yanlış olan bir şeye de evet bu yanlıştı. Evet sultanımız şu an bunu, sultanımız bir şey dedikten sonra bitmiştir bizim için. O sadakat diyorsan Sultan Hazretleri'nde. Öyle bir sadı ki düşünün bizzat bana söyledi. Dedi bak bu kapıya yanlış yapan, hatta şunu öncesinde söyleyeyim, dedi ki ben bu kapıdan gitsem peşimden kimse gelir mi diye düşündüm dedi. Bulamadım dedi. Sonra biri daha vardı, ona sordu. Dedi ki buna sordum dedi. O da direkt söyledi, yok kurban ben de kimseye şu sen, siz gitseniz Gavs'ımızı bırakıp gitseniz şu peşinizden gelir diyemem. Dedi ki vallahi vallahi dedi bu kapıya ihanet eden gözüm olsa gözümü çıkarırım. Yani Gavs'ımız hayattayken ben bu kapıdan gideceğim, birileri de benim peşimden gelecek, böyle bir şey yapacağım ama gözümü çıkarırım. Böyle bir şey yapan biri önceden çalışma yapmış olabilir mi? Hiç tanımıyorsun. Sultan Hazretleri böyle bir şeyi söylemek düşün. Adamın biri himmet ya Seyyid Saki diye Gavs'ımız hayattayken Kasr-ı Arifan'da söyledi de Sultan Hazretleri adama ne kadardı, beni de helak edersin, kendini de helak edersin, tövbe al, tövbeni tazele. Hepimiz Gavs'ın sofisiyiz. Deprem bölgesinde de gezdiğinde de hemen diyor, hepimiz Gavs'ın sofisiyiz, hepimiz Gavs'ın sofisiyiz. Bunu hepsi onun, bak, hepsi onun. Biz hep onun müridiyiz.
O sadakatte zirvede biri. O yüzden mürit mürşidinin kaderiyle bağlantılıdır bir noktada. Biz de o yüzden sadakatimizle deneneceğiz. Denendik. Zaten başlangıç öyle başladı daha, bismillah. O yüzden ilk gelenler unutulmaz. Mesela Darul Erkam değil mi? İlk toplanılan yer. Peki Darul Erkam'ın sahibi, o ev sahibi olan Erkam bin Erkam'ı daha sonra nerede duyuyoruz biz? Bak, Medine'ye geçti, güçlendi, devlet oldu. Hiçbir yerde geçmiyor ismi. Ama Darul Erkam unutulmuyor. Hiçbir ev o evi geçemiyor. Çünkü ilkti o, ilk. O yüzden hiç kimse ilk gelenlerin faziletini geçemeyecek. O bir fazilettir. Sonradan daha üstün olabilir ondan. İlk bağlananlardan daha üstün olabilir ama takvada da şeydir ama faziletle geçemeyecek. Ha, onlar himmet sahibidir, merhametlidir. Onlar himmet eder, tasarruf eder, seni geliştirir, seni manen çok yüksek yerlere ulaştırır. Lakin o ilk olmanın fazileti başkadır. Ve hiç kimsenin bir sofiyi bu kapıdan uzaklaştırmaya hakkı yok, bunun vebalini de ödeyemez. Hepimiz özgürüz dedik. Özgür olduğumuz için insan birazcık kendini tanımaya başladıkça yavaş yavaş o nefsi mülhime denilen noktaya gelince yol ikiye ayrılıyor. Ya mutmainne tarafına geçersin ya tam tersi tarafa dönersin. Bazı abilerimiz, ablalarımız iyi niyetle tutup işte bu dergaha yakışmıyor diyerek, hani eğer odun bile bu dergahtan girmez diyerek kaş yapayım derken birilerinin gönlünü kırıp da bu kapıdan uzaklaştırıyorsa, adın gibi bil ki onu sen uzaklaştırdın ve onun vebali de sende. Hiç kimsenin kimsenin üzerinde tasarrufat yetkisi yoktur mürşitten başka. Bir mürit müridi nefsini terbiye edemez. Hiç kimse buna soyunmasın, karşı tarafı da yakar, kendini de yakar. Bizim bir tane Bursa'da acayip böyle işi az çok bilen bir hacı abi, zengin biri vardı, genç bir fabrikatörün oğlu. Diyor ki şunun diyor, bunlar alışmış ya şımarık, şunları biraz terbiye etmek lazım, iyi niyetle bak. Ona diyor ki işte bizim diyor toplantıya gelsene, tabii abi diyor, o da iyi niyetle daha yeni yeni sofiyle böyle alışıyor. Geliyor, bunu kapıda bekletiyor, diyor ki toplantımız var. O da zaten iş adamı olduğu için anlıyor, tabii abi diyor, beklerim diyor, 10 dakika, 20 dakika, yarım saat. Bir daha kapıyı çalıyor, ondan sonra diyor ki toplantımız devam ediyor, bekle diyor, tamam abi diyor. Aradan bir 10 dakika, 20 dakika sonra tamam sen gidebilirsin diyor. Aslında maksadı ne? Güya o şımarık, zengin iş adamının çocuğu ya, onun nefsini terbiye edecek sofili. Geldi yanıma, ne dedi biliyor musun? O kim ki dedi ya? O kendini ne zannediyor dedi ya? O dedi benim fabrikamdan gelse benden randevu alamazdı. Ben adam yerine koydum diyor onu. Gittim diyor orada, sen bana ne muamelesi çekiyorsun ya? Sen kendini ne zannediyorsun? Bundan sonra benim için bitmiştir o adam. Ya sen terbiye edeyim dersen, sofi, mürşit terbiye eder, sofi değil. Ben şunun nefsini ezeyim de İşin ne olduğunu görsün bu. Buraya geliyorsan böyle adam gibi geleceksin. Sen maşallah tam adam oldun. Hiç kimsenin, hepimiz hastayız ve bu kapının sahibi Sultan Hazretleri. Bu dergahın sahibi o. Hiç kimsenin hiç kimseyi bu hastanede sen nasıl hastasın diye kızma hakkı yok. Kim olursan ol, yine gene uygulayan tek yerdir bu kapı.
Menzil kapısı öyledir. Bu kapıda herkes edebiyatını yapar bunun. Ama yüzyıllardır kim olursan ol yine gel, bunu gerçekte uygulayan tek yer buradır. Serhendi tam bir vakıftır. Sultan Hazretleri yoğurt yiyişi farklı. Sultan Hazretleri direkt ceza kesebilir. Her mürşidin fıtratı bir değil. Ondan bize yansıyanlar da bir değil. Şimdi kavsımızdan bütün yansıyanlar var onda. Bir de kendinde olanlar da katılıyor ona. O yüzden kendinden daha tasarrufa sahip birini yetiştirmek zorunda. En son gelen en bilgili olandır, öyle söyleyeyim size. Çünkü kavsımızda olan zaten var, bir de kendinden ekleniyor. O kendinden ekleniyor, herkes Sultan Hazretleri öyle bir haber de değil bir şeylerden. Hem zahiren hem manen Sadat'ın sillesi çok fenadır. Bakın size şunu söyleyeyim net. Bir kimse Kutbul Aktab'a laf atıyorsa kendi mürşidinden de feyiz alamaz. Bakın Sultan Hazretlerine laf atanlar manen ne halde olacaklar? Bakın ne haldeler görün. Devam ederlerse namazı bırakacak hale gelirler. Bak açıkça şimdi burada söylüyorum. Kutbul Aktab'a laf atan kendi bacağına sıkar. Sen, ben, hiç kimsenin kavsımızın evlatlarına laf atmaya hakkımız yok. Hiç kimsenin Sultan Hazretlerine bir şey demeye hakkı yok. Vefa ise vefa onda. Ona bir laf atıyorsan zaten sen vefadan bahsetme. Sen ne bilirsin şeriatı, ne bilirsin tarikatı, ne bilirsin hakikati, ne bilirsin marifeti. Cin olmadan adam çarpmaya kalkma. Kraldan fazla da kralcı olma. Bugün sen buraya niye toplandın? Sohbet için. Ama niye? Sultan Hazretleri'ne. Ben başka bir mürşide bağlı olsam gelir miydim? Biriniz bile gelmezdiniz değil mi? O zaman bu mal kimin? Sultan Hazretleri'ne. Buna tutup da ben sahip çıkarsam Allah muhafaza. Hiçbir şey anlamamışım, yazıklar olsun bana. Buna tutup da sen de dersen ki ben onun için gidiyorum, yazıklar olsun sana. İkimiz de tövbe edeceğiz. Hepimiz tövbe edeceğiz. Bu bir tane aslan var. Hiç kimse burada kükremeye kalkmayacak. Hiç kimse sofilere tahakküm etmeye hakkı yok, kimsenin buna hakkı yok. Kimse kimseyi ezemez. Ama edep bizde olmazsa olmazdır. Senden bir gün önce tövbe almış, senden daha üstündür. Kapıdan girerken o önce girer. O gelince edep gösterirsin, ayağa kalkarsın. Büyük, senden önce gelmiş ya da senin büyüğün hizmet ederken sen oturup böyle kakarak ikili yapmamalısın. Ha o aşka gelmiş, muhabbete gelmiş, bırakın bunu ben yapayım der, baş göz üstüne. Ama edep, Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri'ne soruyorlar. Met tasavvuf diyor, ya tasavvuf nedir diye sorduğunda kulluhu edep diyor. Her şeyi edepten ibaret. Her şeyi edepten ibaret. Hatta Aliül Kari diye biri var. Çok büyük bir alimdir. İlginçtir. Mesela Aliül Kari'yi duyan kaç kişi var aranızda? Bir parmak alayım öyle. Bak, sendeki 400-500 kişi de 10 kişi, 15 kişi. Ya birazcık ilim oku, bu mübareği kesin görürsün karşında. Her alanda çıkar karşına. Tefsirde çıkar, hadiste çıkar, fıkıhta çıkar, usulde çıkar. Acayip hanefici biridir. İmam-ı Azam Hazretlerini çok sever, öyle söylüyor. Hanefi'yi çok destekler. Fakat bir türlü meşhur olmamış. Onun öyle bir derdi yok. Hani vefatından sonra da çok, dediğim gibi bak. Bunu maneviyat ehli sebebini sorduğunda manen şu cevabı alıyorlar.
bir tane küçük bir risale yazmış Ali Yukari. O küçük risale de şundan ilmiş. Başlığı şu. İmam-ı Mali'nin elleri namazdayken yana salı vermedeki delaletini hidayete erdirme. Kitapçığın başlığı bu. Yani diyorlar ki İmam-ı Malik hakkında böyle konuştu ya. Hani Malikiler elleri namazda yana bırakıyor, biz göbeğimizde bağlıyoruz ya. İmam-ı Malik'in namazdayken elleri yana salı verme konusundaki delaletini hidayete erdirme risalesi. Yani Malikiler siz yanlış yapıyorsunuz. Bak, sünnette asıl olan elleri göbeğe bağlamaktır. Bunu ispat ediyor. Ama başlık bu. Diyor ki İmam-ı Malik'in aleyhinde böyle konuştuğu için, İmam-ı Malik de Allah katında çok değerli bir zat olduğu için Allah Ali'ül Kari'yi ümmetin kalbine yerleştirmedi. İlim ehli, herkes saygı duyar ona. Çok ilimi var. Ama işte bilinmiyor. Ya da İmam-ı Şafii mesela eleştiriyor. İmam-ı Şafii. Eleştirirken yerine göre mantıklı da eleştiriyor. Yani mesela diyor Şafiilerde hani kanama abdesti bozmuyor. Hanefi de bozuyor. Delil olarak da Şafiiler işte mızrağın girdiğini, mızrağın çıktığını savaşta, buna rağmen sahabenin namaz kıldığını söylüyorlar. Ama Şafii'de de necasete şey yok. Af yok. Ya mesela bir necaset var işte, diyelim ki bir parmak kan var, bir parmak idrar var, namaz kılamazsın, tertemiz olacak. Şimdi diyor ki Ali'ül Kari, Şafiiler size soruyorum diyor. Kan çıkınca abdest bozulmuyor. Bunu diyorsunuz, tamam diyor. Ama diyor necaset olduğu zaman namaz olmuyor diyor. Bu namazda sahabenin kanı nasıl diyor çıktı ki? Ya fışkırdı diyor, hiç elbisesine değmeden. Bu da mümkün olmadığına göre sizin bu hadisi delil getirmeniz kabul edilemez diyor. Şimdi bu tarz konuşması, yani tarzını anlayın diye bunu söyledim. Bu tarz reddiyeler yaptığı için, ama reddiye yaptığı kişiler de Allah-u Teala sevmiş o kişileri. Onların aleyhinde bir şey olunca Allah da gönüllere koymadı diyor. Maneviyat ehli söylüyor. İmam-ı Züfer onlardan biri. Onu da maneviyat ehli söylüyor. İmam-ı Azam Hazretleri'nin hocasını görmüş, bir keresinde ayağa kalkmamış, o yüzden diyor. Hatta o ara abdest alıyordu falan diyor. Bunu maneviyat ehli söylüyor, keşif ehli. İmam-ı Züfer'i o yüzden. Halbuki İmam Ebu Yusuf'u İmam-ı Azam'a getiren kişi İmam-ı Züfer. Etkileniyor ona, bakın senin hocan nasıl biri ki diyor, beni yeniyorsun diyor sen. Ondan etkilenip gidiyor, İmam-ı Azam'ın talebesi oluyor. Ama İmam-ı Züfer'i kaç kişi biliyor bizden? O yüzden edep görüntüde çok küçük olur ama faturası çok büyüktür. Mesela bütün sünnet edebin içerisindedir. Edep daha geniş bir çerçeve. Birisi geldiğinde ona yer göstermek sünnettir, edeptir. Bu dergaha ilk defa geliyor değil mi biri? Sen ilk defa geliyorsun kendin. Girdin içeriye, selamun aleyküm dedin. Onlar da vacip diye aleyküm selam dedi, döndü önüne baktı. Birisi buyur gel demedi. Ya da girdin içeriye, tam kalabalık, hiçbiri yer açmadı ki oturasın. Bu dergaha bir daha gelir misin sen? Bu insanı ilk defa görüyorsun bir daha. Diğeri selamun aleyküm, aleyküm selam dediniz. Bak, tebessüm etmek bir edeptir, sünnettir. Yer vermek edeptir, sünnettir, edeptir. Buyurun şöyle oturun dediniz, sıkıştınız hatta. Ha, ne kadar iyi insanlar dersin değil mi? Halbuki alt üstüne bir tebessüm, bir de 20 santim, 30 santim iki tarafın sağa sola kayışı. Benim bu kapıya gelmemi daha çocuktum o zaman. Ne vesile oldu biliyor musunuz? Dergaha girdim, hiç tanımadığım bir adam bana "Oo, hoş geldin kardeşim" dedi, sarıldı. Ben ona da diyorum benim vesilem sensin diye. Ben buraya ilmi araştırmaya gelmedim. Daha çocuğum, ne gel, ortaokula gidiyorum. İçeri girdim. Benim orada göreceğim şey ne? Samimiyet. Ya bakıyorsun ne var yani? Hani arkadaşın çağırdı, bir gidelim diyorsun. Adam beni hiç tanımadansa Allah Allah dedim ya. Ya İslam kardeşliği falan filan diyordular. Herhalde bu dedim yani.
İslam kardeşliği böyle oluyor. Adam beni hiç tanımadan sarıldı. Hayatımda ilk defa biri bana öyle sarıldı. O da Allah razı olsun öyle hoş bir sohbet. Sen de gitsen sana da sarılır. O sarılıyor yani. Gelene sarılıyor ama o sarılması beni bu kapıya. Ya bir tebessüm, bir sarılma, bir güler yüz. Benim, senin burada kimseye kaşımızı çatmaya hakkımız yok. Burası şifahane. Buraya hastalar gelir. Hastaların da her bir tarafı bir tarafından inler. Ağrıyordur bir yerlere. Kimse egosunu tatmin etmeye çalışmasın sofilerin üstünde. Özgürlükse hepimiz o özgürlüğü istiyoruz. Nefsimiz istiyor, fıtratımızda var. Ama biz özgürlüğümüzü Sultan Hazretleri'nin özgürlüğüne, irademiz onun iradesine bağlamışız. Onun hatırına geliyoruz biz, onun öğretimine geliyoruz. O bizi eğitecek, çok da güzel bir eğitmen, çok da güzel bir öğretmen geldiği gibi belli etti zaten. Geldiği gibi kılıcı koydu ortaya. Tak 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 kesiyor. Ben dedi maneviyat falan hiçbir şeye bakmayacağım. Şeriat ne diyorsa onu yapacağım dedi. Ne hale bakacağım ne başka bir şeye. Şeriat ne diyorsa onu yapacağım dedi. Koydu. Şimdi bu kapı kıyamete kadar devam edecek biiznillah. Göreceksiniz ve öyle böyle büyümeyecek. Biiznillah, saadet-i nimetiyle. Bir gün kavsımız öyle de değildi. Böyle odasında bir ayağını dikmiş. Hatta bu kibrit kutusu vardı ya, kibrit kutusu. Bayağı bir sonradan demagoji üzerine bayağı bir internette orada burada şey yaptılar. Bizzat kendim sordum. Dedim ki Burban, saadetlerin bir rüyası var dedim. Kutuyla alakalı. Bir de kibrit kutusu demedi Ravzımız hiçbir zaman. Onu internette kibrit kutusuna çevirdiler. Böyle dedi, rüyadır. Dedim Burban, sofilerin hesapsız cennete gideceğine dair bir müjde derken bir tebessüm etti. Bir tebessüm etti başını. Dedi böyle söyleyebilir miyiz? Böyle anlatabilir miyiz? Anlatın, anlatın dedi. Sonra böyle durdu. Saadetler çok büyük dedi. Sonra elini böyle yaptı, açtı böyle. Çok büyükler dedi. Ben onlara layık değilim dedi. Ama işte dedi Allah. Allah dedi beni. Beni demedi yani ama Allah dedi orada kesti yani. Ama dedi işte Allah hani bize vermiş bu görevi. Bu kapıda büyüklük, Saadat-ı Kiram'ın büyüklüğü toprağın altına girince göreceksiniz diyor büyükler. Ama sofinin de imtihanı sofiyle oluyor. Doğal olarak. Çevre sofiden olduğu için imtihan da sofiden oluyor. Kavsımız da demişti ya, sofi imtihan oluyor sofiyle. Sonra bunun imtihan olduğunu anlıyor. Bu da bizim çok hoşumuza gidiyor. Bu benim imtihanım diyor. Şimdi her iki sofi de öyle düşünürse sıkıntı olmaz. Tabii ki birbirimizle imtihan olacağız. Ama bu kapının ne kadar büyük olduğunu, Saadat-ı Kiram'ın arkasında ne kadar askerlerin olduğunu, manevi askerlerin, bizim etrafımızı nasıl sardıklarını, kulaklarımıza nasıl müflediklerini, bizi maneviyata nasıl yönlendirdiklerini, manen nasıl mertebeler aldırdıklarını Allah'ın izni keremi, saadet-i nimetiyle toprağın altına girince göreceğiz. Sofilere rahat toprağın altında diyorlar. O yüzden toprağın üstünde çok fazla rahat edemiyor sofi. Hatta Çamur Şevket var, Allah rahmet eylesin. Bilenler bilirler. Vefat etti. Diyor. İzmit'te durumu önceden iyiyken Seyda Hazretlerine intisap ettikten sonra yavaş yavaş batıyor. Derken Bodrum katta bir ev kiralıyor. Bir gün sel olduğunda
Bodrum kata su basıyor. Bu da kovayla suyu dışarıya atarken yerel gazeteci işte İzmit'in alt yapı sorununu değinmek için o ara bunun resmini çekmiş. Gazetede de bunun resmi. Yani halk evinden kovayla işte suyu, çamuru dışarı atıyor. Altyapı yetersiz falan diye gazetede böyle haber, o da orayı kesiyor. Seyda Hazretleri'nin yanına gidiyor. Kurban diyor, yeter diyor. Yani düştüğümüz hale bakıyor. Yani ondan sonra da çamur şirket diyor işte. Sürekli hani çamur şey yapıyor, dışarı attığı için. Evet. İmtihanımız kimininki maddiyatla, kimininki akrabayla, kimininki sağlıkla. Ama bir de bizim sofilerin sofilerle imtihanı var. Bizim de imtihanımız bize denk geldi. Bu da ayrı bir şey. Mürşidimizle beraber bize de oldu. Hep beraber, yani mürşitle aynı kaderi yaşıyoruz diyorum ya. Evet. O da bizim imtihanımız. Ama bu imtihanda Kur'an'a, sünnete ve adaba riayet edelim. Ama şunu da bilelim ki amellerin karşılığını veren Yüce Allah'tır, saadetler değil. O yüzden sağımızda solumuzda melekler var. O yüzden amel defteri deniliyorlar. Yaptıklarını yazıyorlar. Her kim ne yapıyorsa kendine yapıyor o yüzden. İyi ya da kötü. Saadat senin amelinin karşılığını vermeyecek. Saadatın öyle bir yetkisi yok. Haram niyetle helale dönmez. Ben iyi niyetle ona iftira attım. İftira atayım ki aklı başına gelsin, bir daha böyle bir şey, böyle bir şey caiz olabilir mi? Bir tane söyledim. Ya niye bu müzik aletle bunu satıyorsun? Caiz değil. Ben satmasam başkası satacak diyor. Bu tarz bir fetva vermek gibi. Ya böyle hepimizin hesabını bizzat Yüce Allah görecek. Ve Yüce Allah bizzat bizimle konuşacak. Ve beş şeyi bize bizzat soracak. Nereden kazandın malını? Nereye harcadın? Ömrünü nerede tükettin? Ömrünün içinde gençliğini anlat. Gençliğini nerede harcadın? Öğrendiklerini amel ettin mi, etmedin mi? Bu beş şeyi bizzat hepimiz Yüce Allah'la konuşarak kendisine söyleyeceğiz. Ve yaptığımız her şeyinde zerre-i miktar iyilik ve kötülük göreceğiz. O yüzden diyorum ya, kraldan fazla kralcı gibi davranmayalım. Üzerimize düşen vazife neyse onu yapalım. Tabii ki bize ne söyleniyorsa onu yapacağız ama hakaret, iftira, ağır konuşma, gıybet, beddua, bunlar sofilin işi olamaz. Sofiliğimize bakacağız, virdimize bakacağız, rabıtamıza bakacağız, hatbemize bakacağız, sohbetimize bakacağız, hizmetimize bakacağız. Özellikle mürşit ziyaretine önem göstereceğiz. Çünkü mürşit insanın letaiflerine nazar eder. O letaiflere nazar edince, letaifler harekete geçince sende ilerleme olur. Belli bir yere kadar ilerlersin, o nazarı yemeden tekrar ilerleme zorlaşır. O letaifin o nazarı yemesi lazım. O yüzden mümkün mertebe, mümkünse her hafta değilse, iki haftada bir değilse, üç haftada değilse, dört haftada değilse, beş haftada değilse, altı haftada, bak aya gitmiyorum. Değilse iki ay, üç aya çıkmadı, bak hafta hafta. Mürşit ziyareti ve mürşit tek başına mürşit değil, arkasında devasa bir ordu var. O sanki o devasa ordunun bir bize yansıması gibi, öyle düşünün. Yani o devasa orduyu bize yansıtıyor. Oranın geçiş kapısı gibi, nasıl anlatayım? Yani sadece kendisi değil işin sahibi, devasa bir ordu var. Onun nazarı o yüzden her şey Allah-u Teala çift yaratmış. Nazarın kötüsü deveyi kazana, adamı mezara sokar derler ya.
İyisi nerede? Birincisi peygamberlerin nazarı, ikincisi kamil mürşitlerin nazarı. O şifa olur. O yüzden mürşit ziyaretinden kat edecek mesafeyi hiçbir şeyle elde edemezsin. Diğer bir şey, virt, virdi olmayan hemen ezberlesin, isimleri virt alsın. Virdi olmayan sofi diye anlayamaz. Olmaz, bir türlü olmaz. Kupkuru olursun. İbadetlerinde de kuru olursun. Tek başına yetmez ama virdin yoksa kuru tahta gibisindir. Bunu sen de bilirsin. Virdi al ve Allah Celle Celaluhu'nun ismini zikrederken hiçbir zaman ismine takılma. Çünkü isimle müsemma aynı şey değildir. Yani Konya dediğimizde 5 harften oluşuyor. Konya kelimesiyle Konya şehri aynı şey mi? Senin ismin Ahmet, Ahmet kelimesiyle sen aynı şey misin? İsimle isimlendirilen aynı şey değildir. O yüzden Allah dostları demişler ki, Allah'ın ismini zikrederken Allah lafzayı celaline takılmak bile gaflettir. Asıl odur ki o ismi zikrederken ben bu ismin sahibini anıyorum diye düşüneceksin. Ben bu ismin sahibini anıyorum. Yani her şeyi yaratan, yapan, her şeyin sahibi, kainatın maliki, her şeyi şu an enerjisini veren, her şeyi bilen, gören bir zat Allah, Allah ben o. O yüzden gafletsiz çekildiği zaman çok kısa sürede seni nefyusbat zikrine götürür. Sayıya takılmayın. 5000 vir çeken biri sayın en fazla 2500 kere tesbihi dönüyordur. 7000 çeken en fazla 3400 kere dönüyordur. 9000 çeken en fazla 4300 kere dönüyordur. Sayın. Hiç çaktırmadan biri bir çekerken sayın. 15000 çeken 7000 anca çeviriyordur. Mesele sayı değil. O sayıyla beraber o gafletsiz anma. Gafletsiz anmanın süresini uzatıyorsun. Kendini zikirde daha fazla bırakıyorsun. Sayı değil. O sayı bunları sağlıyor. Yani zikirde kalacağın süreyi zikirdeki o gafletsizlik anını artırmayı hedeflemek için. O yüzden gafletsiz çekersin, 30'lardan 40'lardan nefyusbata geçersin. Gafletle çekersin, 80, 90, 100 olur hala. En sonunda verelim bari derler yani. Tam da hala o şeye gelmemişsindir. Ve kalp, ruh, yüce Allah'a aşinadır. Yüce Allah'ı tanır onlar, bilir. Sen aklınla virt esnasında kalbinin arasına girme. Kalbinin yüce Allah'ı zikredişiyle arasına girme. Hatta sen kenara çekil, kalbinin yüce Allah'ı zikrettiğini dinle. Sen kalbini seyret. Hazreti Musa ile konuşan ağaç misali, kalbin yüce Allah'la böyle. Yüce Allah'ı ansın, yüce Allah'ın. Akıl girer, sonra gaflet mi geldi? Biraz toparla kendini, 3-5 saniye, sonra tekrardan yüklen. Ne kadar gafletsiz çekersen o kadar. Asıl şifa orada. Hatme zaten, hatmede bir sürü hastalıklar, ihlas, teslimiyet, muhabbet, sabır, terk-i dünya gibi bir sürü şifalar dağıtılıyor. Abdülhakim Hüseyin Hazretleri diyor ya, hatmede ne verildiğini bilseniz ayaklarınız, elleriniz kesik olsa sürüne sürüne gelirdiniz. Hatme halkasında bir sürü manevi hediyeler veriliyor. Rabıta mürşitle olan irtibatını ve ondan feyiz alışını güçlendiriyor. O sevgiden bahsetmiştim ya, o sevgi, şöyle söyleyeyim. Rabıtaya oturduğunuzda mürşidi karşınızda düşünüyorsunuz. Mürşidin iki kaşı arasından nur çıkıyor. Size doğru nur gelirken mürşid arkada fululeşiyor. Siz nura odaklanıyorsunuz. Çünkü asıl olan orada mürşid değil, o nur. Sonra nur geldi kalbinize ya da ağzınızda. Diyelim ki kalbinize girdi. Kalbinizden sizin ön tarafınızda değil de siz üç boyutlu bir varlıksınız. Yani bir kaburga kemiğiniz var, kafesiniz var. O kafesin ortasında değil mi bu kalp? Sol göğsün dört parmak altında, ceviz büyüklüğünde.
beyaz manevi bir cevher bu kan. O kalbe bir nur geliyor.